geçmiş olsun. Hemen bitirelim şu işi. Tamam. Bir yere gidip oturalım. Takdim edeyim emanetinizi. İmza karşılığında vereceğim çekinizi Erhan Bey'in şahitliğinde. Törene gerek yok. Ne imzalayacaksam şimdi imzalayayım. Alayım. O ailenin bana yaptıklarının bedeli değil bu para ama alıyorum yine de. Ben asıl tazminatımı Barış Alçak'a yakalandığında alacağım. Ailenin avukatı olarak bana kalsa önceki olaylardan dolayı siz asla para alamazdınız. Ama holdingin yeni sahipleri yumuşak davrandılar. Vicdanen böyle bir ödeme yapmayı kabul ettiler. Evet, biliyorum. Çok vicdanım var. Bu da ikinci parti. Güney'e ilk verdiklerim Barış'ı bitirmeye yetti. Bu diskte ne var? Mahkeme elimizi kuvvetlendirecek, Barış'ı mahkum ettirecek daha fazla değil. Güney'e söyle, bunda bir an önce avukatına versin. Kendi şirketine bunu niye yapıyorsun ki? Yani senin verdiğin malzemelerle Güney her şeyi ortaya döktükten sonra Sinan Er Holding'in hisseleri yerle bir oldu. İtibarınız zedelendi. Koskoca holding çöktü ve daha ne? Olan sana da oldu aslında. Parayla derdim olduğunu sana kim söyledi? Ya da Sinan Er Holding'le? Ha. Gayrimeşru çocuk olarak Sinan Er'lerden intikamını alıyorsun yani, öyle mi? Çok saçma, aptalca. Biraz aptallık yapacak kadar servetim var, merak etme. Güney geldi. Süper. Barış. Ama hiçbirine teşekkür etmeyeceğim. Şeref. Habersiz bırakma Şeref. Tamam, bekliyorum. Ne olur. Hadi. Ne diyor? Yok, telefonla ulaşılamıyormuş. Polis arıyor ama nerede olduğu belli değil. Yok. Yok, ortalıkta yok. Kaçmıştır belki. İstanbul dışına falan gitmiştir. Ya da ne bileyim yurt dışına falan çıkmıştır. Ama parasız pulsuz. Nereye gidecek ki? Doğru. Tabii. Parası yok. Yakalansın da çeksin cezasını. Evet. Doğru, parası yoktu. Vardı parası. Ben Güney'e altınlarımı verdim.
mutlaka ulaşır kardeşine. Hadi, hadi. Başlasın. Bir çuval inciri berbat etmek böyle bir şey Deniz Norton. Aynen böyle bir şey. Selamünaleyküm birader. Hele şu kapıyı bir açsana bir, ben hanımdan bir görüşeyim ben. Mümkün değil. Oğlum bak aç kapıyı, önemli, hayat memat meselesi. Aç kapıyı da gideyim Banu Hanım'la konuşayım. Banu Hanımlar yoklar, az önce çıktılar. Lan bana yalan söyleme, nereye gittiler lan, şirkete mi gittiler? Bilmiyorum dedim ya. Lan elinizin! Ya çek git, olay çıkarma burada. Sedat ne oluyor? Nerede, Güney nerede? Kuzey Bey, sizin buraya gelmeniz yasak. Lan lan yasana! Doğru söylüyorum, lütfen. Güney Bey de gelmedi zaten. Siz de gidin, polis çağırmak zorunda kalacağım. Özel arabalar, kapılardan alınmalar, Burak Bey'in yanına getirilmeler. Vallahi bu ilgi alakaya gözüm yaşarıyor. Geçmiş olsun. Geçmedi ama geçecek. İyi görünüyorsun. Sevindim. Seni ispiyonlamadığıma daha çok sevindim bence. Barış beni kaçırırken evde senin saklandığını ne polise ne de başka birine söyledim. Barış beni öldürebilirdi ve sen de buna göz yumdun. Sizi takip ettim. Seni eve getirdiğini biliyorum. Barış Sümer'i öldürdükten sonra en büyük yanlışını seni kaçırmakla yaptı. Kol düğmesinin en tek tanığı bendim. Ama çok daha büyük bir deliği bıraktı. Seni. Öldürseydi daha iyiydi yani. Tabii ki hayır. Peki nasıl kaçtı bu? Nasıl yok oldu ortalıkta? Hiçbir fikrim yok. Barış psikolojisi bozuk bir adamdı. İntihara meyilliydi. Bir gün holdingin çatısından aldım onu. İkna etmesem atlayacaktı. Belki kaçamayacağını anlayınca yine intihar denemiş, başarılı olmuştur. Bilemem. İnşallah gebermiştir. Neyse artık sen bunları boş ver. Yeni hayatını düşün. Al bakalım. İsviçre'deki öğrenci evimin anahtarı. Sen orada yardım edecek insanları da ayarlayacağım. Simay, üniversite yeniden başladı. Dil öğren. Aynen. Arkama bakmadan izleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.